Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve bugün yapmış olduğumuz görüşmelerin ülkelerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. G20 zirvelerinin 13.sünü bu yıl Arjantin'in Buenos Aires şehrinde gerçekleştirdik. 10 yıllık bir süreç ve bu toplantıların tamamına katılmış bir lider olarak bugün ayrıca huzurlarınızdayım. Arjantinli dostlarımızı bu yılki zirveye başarıyla ev sahipliği yaptıkları için tebrik ediyorum. Önceki zirvelerde olduğu gibi Buenos Aires zirvesinde de G20 ülkeleri olarak kapsamlı bir gündemle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerek ekonomik alanda, gerekse küresel ekonomiyi doğrudan ilgilendiren diğer başlıklarla karşı karşıya bulunduğumuz riskleri ve tehditleri bertaraf edebilmek için consider risks and the concrete steps to be taken forward in order to eliminate challenges and threats. A stronger, sustainable and balanced global expansion and growth with utmost inclusivity, we have produced a Buenos Aires action plan summarizing our targets and goals as the G20 countries. We have focused on the expansion of infrastructure investments on a global scale, which was one of our top priorities as the G20 countries. In one of the sessions, I was the keynote speaker, and I conveyed several messages about the experiences that we had accumulated as Turkey in terms of infrastructure investments. And I've had the opportunity to present some of the major infrastructure projects, such as the new Istanbul airport. Next year, during the time presidency of Japan, we are going to focus on increasing the number of high-quality infrastructure investments. In the field of taxation of digital economy, we have considered country-specific dynamics, and we have also tried to produce solutions respecting the sovereign preferences of countries. We've also focused on how to adapt the working class to the changes introduced with technological transformation. So within this framework, we have also talked about the youth objectives which were previously identified in the summit that took place in the city of Antalya in Turkey. We've also discussed modern slavery, forced labor, human trafficking, child labor, and we have pledged to be much more proactive and efficient in our endeavors. The topic of education became one of the top priorities in our agenda under the term presidency of Argentina for the first time in the history of G20 summits. And as Turkey, we have drawn attention to the importance of educating girls. The World Health Organization receives our full political support in terms of sustainable health objectives. The sustainable future for food was another one of our priorities within the framework of the G20 agenda. As one of the keynote speakers of that session, Turkey was showcased as an example with the initiatives that we had undertaken for the sustainability of food provision. Başlıklar arasındadır. Climate change is one of the most important agenda items for Turkey, and Turkey is one of the countries within the G20 with the lowest rate of carbon emissions, and we are fulfilling our commitments that we had voiced previously. And I would like to officially announce, as we have done this morning, that we expect certain promises to be kept which were made in the climate change conference that took place in Paris. We know that the major countries in charge of responsible for climate change and pollution need to the burden respectively. We are growing and we are
Diğer taraftan TANAP ve Türk akım gibi projelerle Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katıyoruz. Önümüzdeki dönemde pazar enerji kaynaklarının TANAP. Ülkemiz üzerinden Batı ülkelerine taşınması years, için çaba göstermeye devam edecek. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden soil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine basin, asla certain rights izin which should not be snatched away from the northern Cypriots with a series of fait accompli. The Republic of Turkey will defend her own rights as much as the Doğu rights of the Turkish Cypriots. We need to strengthen our presence in the northern Mediterranean basin, and it is exemplary of our commitment and of our resolute stance. Mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe the rights of biz the North Turkish Cypriots should be recognized, and so long as enerji different konusunda bir gerçeğin occur, altının we are going to özellikle çizilmesi gerekiyor. Hereby, I feel the need to maalesef one bugün dünya genelinde yaklaşık bir milyar insan hayatını elektrikten mahrum bir şekilde lead devam their lives fully kaldı. Deprived of electricity. Köleliğin bitişinden 150 yıl, 150 years after slavery was officially ended, and 60 years after the colonialism was officially ended, bu iki hastalıklı düşünce de mevcudiyetini sürdürüyor. Quite vivid, although not officially. Hak ve anything that is not based on a win-win scenario, anything doesn't, that doesn't respect fundamental rights and liberties is bound to fail. Buenos Aires zirvesinde de 7 milyara aşkın insanın tamamının refah, all throughout the summit, we focused on the prosperity, safety, and security of 7 billion people all around the world, which can only be rendered possible through the prevailing of justice. In order for that to be possible, we have underlined the fact that reforms should be undertaken within the structure of the Security Council of the United Nations, and we have also pointed out to the significance of developmental aid. Korku eksenli yaklaşım yerine, instead of hayatı ve insani değerleri merkeze alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladık. Suriyeliler yanında çeşitli yerlerden gelen 4 milyonu aşkın mazluma ev sahipliği yapabileceğiz. Dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke Türkiye'dir. The Middle East and Turkey is sığınmacılar the country with the highest number of refugees. For the refugees, using our own resources, until so far we have spent approximately $33 billion. And as such a country, we are not confining the refugees inside concentration camps, which would take us nowhere. We are not sending people to concentration or refugee camps. We have built container camps for them, and we have built up ülkemizin değişik yerlerinde kiralama sistemleriyle kiracı olarak da olsa oturuyorlar. Hiç kimse sadece sınırlarını kapatmakla, polisiye tedbirlerle, açlıktan, kıtlıktan, çatışmalardan kaçıp gelen insanları dikenli tel örgülere mahkum etmekle mülteci sorununa to çare condemn the refugees bulamaz. Who are fleeing bombs and oppression mülteci and düşmanlığını tyranny, körükleyerek and no meseleyi çözdüklerini zannedenler er ya da geç no hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dönem sorumluluktan kaçma değil, sorumluluklarını yerine getirme dönemidir. OECD verilerine göre 2017 yılında yaklaşık 8,2 milyar resmi kalkınma yardımı yaptık. Milli geliri oranla dünyada en fazla yardım yapan ülke biz olduk. Üzülerek belirtmek isterim ki bu süreçte birkaç yakın dostumuz dışında hiçbir ülkeden doğru düzgün bir yardım almadık. Hatta kind of help Avrupa from, Birliği tarafından Suriyeli mülteciler and için söz verilen
not just that, the European Union had pledged plus 3 billion euros of assistance, and so far we have had great challenges in availing ourselves of that assistance. And let me also tell you that so far around 2 billion euros of assistance has arrived, not into our GDP, but to the budgets of the international organizations. Mülteci meselesine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar, bu yılki G20 zirvesi küresel ekonomide işbirliğinden ziyade ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde icra edildi. Halen içinden geçtiğimiz bu süreçte Dünya Ticaret Örgütü'nün kural ve prensipleri çok ciddi şekilde erozyona uğratıldı. Dünya ticareti günden güne kuralları belli, öngörülebilir bir yapı olmaktan çıkmakta ve daha kaotik bir şekle bürünmektedir. Ben yaptım oldu. Böyle bir mantıkla sadece ticaretimize değil, uzun bir sürecin kazanımı olan kurumlara da zarar vermektedir. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye, elbette Dünya Ticaret Örgütü'nün değişen şartlara göre yenilenmesini savunuyor. Küresel ticaretin değişen dinamikleri, şüphesiz Dünya Ticaret Örgütü'nün de yapısında bazı düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Ancak bu yıkıcı, bozucu ve kaosa sebebiyet veren tek taraflı adımlar yerine sağduyu ile yürütülmesi gereken bir süreçtir. Türkiye olarak üzerinde önemli durduğumuz bir diğer konu mülteciler ve terörizm başlıklarıdır. Küresel güvenlikle doğrudan bağlantılı olarak gördüğümüz bu konuların G20'nin gündeminde daha fazla yer tutmaya başlaması sevindiricidir. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bu konuda terör örgütleri arasında ayrım yapan tehlikeli bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye olarak biz bu çifte standarda hem ülkemiz içinde gerçekleşen terör eylemlerinde hem de komşumuz Suriye'de bizzat şahit oluyoruz. Türkiye içinde eylem yapan, sivilleri öldüren, teröre bulaşan militanlar, siyasi sığınmacı adı altında Batı ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor, hatta haraç toplayabiliyor. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde 251 insanımızın kanına giren FETÖ'cüler kendilerine sunduğumuz dosyalar bu husu deliğiyle belgeye rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor. 2193 vatandaşımız o gece yaralanmıştır. Onlar da yine aynı şekilde herkes tarafından biliniyor ama buna rağmen korumacılık devam. Müttefiklerimiz tarafından DAEŞ'ta mücadele bahanesiyle PKK'lı teröristlerin binlerce tırlık silah ve mühimmatla desteklendiğine her gün bizzat şahit oluyoruz. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok etmek yerine terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır. Bir terör örgütü eliyle diğerinin yok edilemeyeceği geçmişteki acı tecrübelerle ortaya çıkmıştır. Türkiye, DAEŞ'te mücadeleden yabancı terörist savaşçıların geçişlerinin engellenmesine kadar geride bıraktığımız süre zarfında çok ciddi çaba yürütmüştür. DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle irtibatından şüphelenilen 70 bin kişiye ülkemize giriş yasağı koydu. Suriye'deki terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen 7 bin kişi sınır dışı. Fırat Kalkanı harekatıyla 3 binin üzerinde DAEŞ'li, Zeytin Dalı harekatıyla da 4500 civarında PYD'li teröristi etkisiz hale getirdi. Şehitler verme pahasına Suriye'de
PYD terrorists. En ağır darbelerini indirdik. We also dealt a very heavy blow on Daesh, and in the upcoming period we will continue Suriye'nin our fight. Kuzeyinde, in the north of Syria, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Against Turkey, but we shall not allow those. Gibi, doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Biz bu tür konularda müttefiklerimizden çifte standart değil. Do not want our allies to show double standards. On the contrary, we want them to act with sincerity. Derinleşerek devam eden for the past 4 years, Yemen there is the deepening Yemen crisis in Yemen, and it really requires an urgent solution. Dünyanın çok ama çok and sessiz kaldığını görüyoruz. Arakan'la ilgili olarak dünyanın çok ama çok sessiz kaldığını Arakan, görüyoruz. Bu ülkede yaşanan insani kriz sadece Müslümanların değil, insanlığın tamamının yüreğini burkacak boyuta ulaşmıştır. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların, yıkıntıların altından çıkartılan masum bedenlerin sorumluluğu bu meseleye karşı duyarsız kalan uluslararası toplumun tamamına ait. Yeteri kadar petrol zenginliği olmadığı için dönülüp bakılmayan bir coğrafyanın mazlumları olan Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır. Bu temelde varılacak kapsayıcı bir siyasi çözüm, kalıcı barış ve istikrar için tek yol olarak görünüyor. Müzakere sürecini canlandırmak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde içerisinde sürdürülen çabaları destekliyoruz. Bu çerçevede 2 yılı aşkın süredir bir araya gelmeyen tarafların İsveç'te toplanmalarıyla başlayan sürecin Yemen'e en kısa sürede barışı getirmesini umut ediyoruz. Değerli basın mensupları, bilindiği gibi İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında yaşanan bir cinayet, geçtiğimiz haftalarda uzun süre dünya kamuoyunun gündeminde önemli yer tutmuş. Suudi Arabistan vatandaşı, gazeteci Cemal Khashoggi cinayeti konusunda ortaya konan tavır pek çok ülke bakımından önemli bir sınama olmuştur. Türkiye bu meselede en başından beri hukukun, ahlakın ve vicdanın gerektirdiği yerde durmuş. Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren Khashoggi cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, the Saudi regime first denied it and then tried to distort facts and finally admitted to this murder. And Turkey has adopted a very determined attitude which has helped disclose the issue. We have never seen this as a political issue and we shall never do so. For us, this incident is a horrendous act of murder and will remain so. Adli ve idari makamlarımızın Suudi Arabistan'dan cinayet soruşturması konusunda gerekli desteği göremediğini üzüntüyle belirtmek isterim. Veliaht Prens'in suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımını kabullenmek mümkün değildir. Zira 15 kişinin Suudi Arabistan'dan iki uçakla İstanbul'a gelmesi ve İstanbul'da daha önce kendi ifadeleriyle planlı bir operasyon olduğunu söylemelerine rağmen akabinde bundan da kendilerini vazgeçtiklerini görüyoruz. Hatta öyle bir durum arz ediyor ki bizzat Dışişleri Bakanları bu konuyla ilgili olarak daha önce bunu inkar ederken ve yine yetkililerin Cemal Khashoggi'nin başkonsolosluktan
have çıkıp gittiğini söylemelerine rağmen that Mr. Khashoggi had left the consulate building, but how can this be? His fiance was waiting for his exit outside, and they had not admitted the fiance inside. So wouldn't Mr. Khashoggi go and meet his fiance instead of just leaving the facilities? That would just not be possible. All of these are certain contradictions and lies by the Saudi parties. And they have now been disclosed. Cemal Khashoggi'nin 7,5 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünün proving that the documents showing that Cemal Khashoggi has been murdered in a time period of 7.5 minutes. And we shared this information with the whole world. And we shared all documents to any party that requested them. Açık ve net bu bilgileri, belgeleri Turkey Amerika has been olmak üzere, very clear Suudi Arabistan'a, about these documents. Almanya'ya, United States, Saudis, the UK, the French, whoever ve requested these documents, we submitted those documents to those countries. And çünkü we are ready to continue to do so. This is not only hatta something that, an issue for Turkey. On the contrary, because the crime was committed in Istanbul, we believe that the criminals, the perpetrators have to be returned to Turkey. Şimdi biz and we made an official request, but the Saudis have not returned them. They have declined our request. And they say that there are over 20 people arrested in Saudi Arabia right now, and some of these individuals will be tried with the capital punishment. And when the Crown Prince asked whether they could send their chief prosecutor to us, and I said, indeed, why not? They indeed came and they met with our public prosecutor, but the chief prosecutor from Saudi Arabia benim declined to share their documents and information with our chief public prosecutor. They only requested our documents, and our public prosecutor, chief public prosecutor, did submit whatever information we had to them. Hadimul Harameyn-i Şerife'yle de ilk kez görüştüm. And onlara I also spoke to the şimdi süreci takip ediyorum. Protector of ama dediğim gibi Mecca bu and Medina hele hele about siz this değerli issue. Basın mensupları için çok daha önemli and, sadece Türkiye'nin meselesi değil tüm dünyanın meselesi. Let me tell you that this is not an issue biz şu ana kadar only for Turkey, Suudi but Arabistan for the makamlarından cesedin akıbeti yerel işbirlikçiler ifadesini kullanan Dışişleri Bakanı'na from the Saudi Arabia about the whereabouts of the body. And when they made a statement about local accomplices or collaborators, we wanted to find out who those are. We want information on their identity. And we also have questions as to from whom they received their orders. But no answers have been provided yet. And our public prosecutor carried out the investigation has had no access to the suspects currently detained in Saudi Arabia. And it's essential that these people are tried in Turkey in order to eliminate any question marks that bu the international community may have. Emrini whoever has kadar, ordered and implemented this violent crime should be found out at once. Unless the perpetrators are found out, the whole world and the Islamic community shall not be satisfied. Ve kraliyet ailesini yıpratmak do not wish to cause any damage on the Saudi family. We want to make sure that the murder is revealed in all of its aspects and the perpetrators are tried. We believe that this shall also be in the interest of the Saudi family. Ladies and gentlemen, G20 is a critical organization, not only for its members, but for the whole world. And it's important
insanlığın ortak faydası olarak görüyoruz. Dünya ekonomisinin ve nüfusunun çok büyük bir bölümünü temsil eden böyle bir yapının sonuçsuz tartışmalarla yıpratılması, kısır gündemlere mahkum edilmesi doğru değil. Mevcut yapısıyla dahi üye ve katılımcı ülkeler arasında yakın istişare ve işbirliği zemini oluşturan küresel düzeyde etkinliğe sahip G20'nin daha güçlü hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Japonya Osaka zirvesinden başlayarak G20'nin kapsayıcılığını ve somut sonuçlar alma kapasitesini geliştirecek formüller geliştirilmesini teklif ediyoruz. Siyasetten ticarete, terörden kadın ve gençlik meselelerine kadar dünya barışının, huzurun, refahın artmasına katkıda bulunacak bir G20 idealine ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız. Türkiye, G20'nin etkinliğinin artırılması için daimi sekreteriyaya ev sahipliği yapmak dahil üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır. Bu düşüncelerle bir kez daha 2018 G20 zirvesinin katılımcılar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arjantin yönetimine ve halkına ev sahiplikleri için şükranlarımı sunuyorum. İlginiz için sizlere de teşekkür ediyorum. And thank you very much for your attention. Kalın sağlıcakla. Stay well, thank you. Efendim Hasan Ay Sabah Gazetesi'nden G20 zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir görüşmeniz oldu. Bu görüşmede hangi başlıklar ele alındı? Özellikle sizin geçen hafta grup toplantısında uluslararası camiaya çağrınız olmuştu. Suriye'de DAEŞ'in kalıntılarını bitirmeyi taahhüt ediyoruz açıklamasını yapmıştınız. Bu konuyla ilgili yeni bir işbirliği gündeme geldi mi görüşmede? Ayrıca FETÖ'yle mücadele ve Halkbank meselesi konusunda yakın dönemde Amerika'dan olumlu bir adım bekliyor musunuz? Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ediyorum. I would like to thank you. Amerika ile Türkiye ilişkilerinin the relations between the United States and Turkey stratejik ortaklığa dayalı olduğu malumunuz. Dolayısıyla iki stratejik ortak therefore, olarak as two strategic partners, öncelikle şu anda Kuzey Suriye'de right now especially Fırat, in northern Syria Mümbit, in the eastern part of Euphrates ve bu çevrede Mümbit, Fırat Kalkanı harekatı vesaire and around that tüm region bunlarla beraber devam eden as well süreci, as the Euphrates shield offensive we have had the opportunity to discuss all of these issues and all of the recent developments including Idlib ama asıl olan şu anda but masada Mümbit. Right now on the table we have essentially the question of Mümbit. We have discussed ve özellikle de PYD YPG terör örgütlerine we have also yönelik spoken about our stance vis-a-vis PYD and YPG terrorist organizations. Temizlemede birlikte nasıl hareket ederiz bunu try to explore new ways of working together in order to eradicate the terrorist presence in Mümbit and all around that region. Previously, the Foreign Minister of the United States, Pompeo, and Çavuşoğlu of Turkey sat down in order to identify a roadmap. However, ne yazık ki aylar geçti. It's been months since that roadmap had been drawn, and it's night time for us to revitalize this roadmap. Getirelim dedik. A couple of weeks ago, the Turkish Foreign Minister paid a visit to the United States in order to do so. I hope and pray that this agreement, this consensus upon this, upon the implementation of this roadmap will remain vivid. And another topic we discussed is Halkbank, as you referred. Ve şu anda talked about bizim de elimizdeki bilgiler neyse we've discussed kendilerine Halkbank, tekrar and we had once again conveyed the information that ve we had amassed bankamızın to him de şu anda zaten and the Amerika'da bulunuyorlar officials of the ve bank are currently in the United States and they are monitoring and following up on the developments. Tabii ki FETÖ terör örgütünün başıyla has got something to do with the leader of the FETÖ terrorist organization.
Ben umudumu yitirmek istemiyorum. We've talked about him as well, and I'm still hopeful. I don't want to lose my hope. So I hope and pray that positive steps will be taken forward against the Fethullahist terrorist organization. Thank you. TRT Arapça Delal Ahmet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorumlu İdlib ile ilgili olacaktı. Arabic Delal Ahmet, my question will be about Idlib. You have garnered a special accomplishment in Idlib, which was highly praised as it prevented a huge tragedy from breaking out. And it conveyed a very beautiful message to the rest of the world. What do you think that message was? And can we talk about a prospective accomplishment all around Syria? Yes, thank you. Because of the population of Idlib, it is a major settlement. If that problem had not been eliminated once and for all, hundreds of thousands of individuals would have to march towards the city of Hatay, entering Turkey from the border, and we would have to bear the burden of another refugee influx all over again. And thanks to the consensus we had forged with Russia in Idlib, and thanks to the Sochi agreement, only to be supported by the Istanbul summit, where Germany, France, Russia, and Turkey united to undertake a quadruple summit, primarily focusing on Idlib as the top priority in our agenda. The discussions we've had there, and as a result, because of the concrete steps and resolute steps we have taken forward in the aftermath, despite certain challenges in Idlib, we have accomplished our targets. Terrorism still rages on in some parts of the country. But our solidarity with Russia and our resolute stance against terrorist organizations and Russians' resolute steps against the regime, we've finally managed to control the situation on the ground. And the sustaining of this control will provide a heave of sigh of relief to the local inhabitants, leading them going back home quite comfortably. And the people of Idlib are respectively going back to their own lands, going back to their own homes. And the more of them do that, the more accomplished we will have felt. And this process will be sustained in a very resolute fashion with Russia. Siyamet Kaçmaz, Sayın Cumhurbaşkanım, Mr. President, as a journalist from Russia, I have been closely monitoring your relationship with President Putin for the last 10 years. Your relations are much better compared to the time when the jet was shut down. But the visas had not been eliminated between the two countries yet. And the second question will be about trading in local currencies and national currencies. Have the technical infrastructure been laid? And what do you think the ramifications will be upon the global economy and global trade? Yes, our deliberations with President Putin, vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararı partially focused on the visa liberalization issue, and I think to a certain extent President Putin decided to lift off the visas, and we have personally asked him to take such a decision. I hope and pray that relevant decisions will be taken as soon as possible so that the visas will be eliminated between the two countries once and for all. And in terms of transportation, certain positive measures have been taken. But more than anything else, there are 5,700,000 tourists have come to Turkey by the end of October. And by the end of this year, I think this number will go up to 6 million. It may exceed that figure potentially. And the Russian people love coming to Turkey as tourists. They have a different perception of Turkey. They're very loving vis-a-vis Turkey. And the Turkish people have a very ev sahipliği, misafirperverlik, loving affection and hospitality vis-a-vis the Russian, tourists and travelers, which will increase in the future more and more. And we have also taken joint steps forward in the field of defense industry cooperation. We have strong solidarity unfolding in
ticaret hacmi çok ileri. The trade volume we had identified with Russia is quite ambitious. Ticaret hacmine ulaşmayı we have an objective of reaching $100 billion threshold in terms of trade volume, and as President Putin once said, why not? We are doing pretty well as we speak, and quite expeditiously, I think this trade volume will grow. Thank you. Quería preguntar acerca de los refugiados. I would like to ask you a question, especially about the refugees. Turquía, ¿qué protección tienen contra la discriminación religiosa? Particularmente about son minorías. Y yo soy religious discrimination and the protection of the minorities in the southern parts of Turkey. What kind of measures have you taken? And I also would like to mention that I am one of the grandchildren of the family who was subjected to the Armenian genocide. And it's not just about the economy, it's about other measures that you might have taken. Have you taken any measures for the protection of minorities of different religions? I would like to be very frank and sincere in my following remarks. Ermenilere karşı soykırım uygulamıştır diyemez. Genocide upon the Armenians. Şu anda benim ülkemde ne kadar Ermeni yaşıyor biliyor musunuz? Do you know how many Armenians live in my country right now? 100,000. Ve bunların yaklaşık 30,000 of them are vatandaştır. Citizens. Diğerleri ise Ermenistan'dan kaçarak ülkemize gelen Armenia, ve ülkemizde şu anda bizim de onlara müsaade ettiğimiz Ermenilerdir. Şu anda 100 bin Ermeni bizim ülkemizde yaşıyor. We allow them to do so. So a total of 100,000 Armenians live in our country. We never discriminate on the basis of citizenship. We never deport any Armenians on the grounds of not being citizens. We were very humane in our conduct, as we will keep on doing so. Bunu gösteren bir Türkiye var. This is showcased by Turkey quite clearly. And in the question of genocide, please let's leave the discussions to the historians and let's listen to what the historians have to say. Who performed genocide on whom? This is not a part of our history, and I can very confidently say that. And we are ready to get involved in any discussion whatsoever. Efendim, Edis Tian Jan, TRT World'den. I'm from TRT son zamanlarda World. Uluslararası kamuoyunun dikkatle izlediği bir konuda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik siz de malum ifade ettiniz. Her iki tarafla da mevkidaşlarınızla irtibat halinde olduğunuzu bu izleve esnasında Putin'le yaptığınız görüşmelerden bu konuda herhangi yeni gelişme çıktı ve Türkiye'nin acaba bu konuda belki ara buluculuk yapma gibi bir pozisyon olabilir mi? The Russian president, are you going to be mediators between the two countries? Is that a possibility? Yes, thank you. On this issue, I've listened to President Putin's remarks, and prior to coming to Argentina, I've had telephone conversations with Poroshenko of Ukraine, during which we have reached a certain level. Four countries, Russia, Ukraine, France, and Germany, as a quadruple, they will organize a summit. They will hold a summit, at the end of which I hope and pray that a new phase can be initiated so that the tensions will not further escalate and a more negative picture will not emerge. Buenas tardes, Débora Rey de Associated Press. Si la traducción no estuvo mal, usted expresó que el asesinato del periodista no es un problema solo de Turquía, sino que debe preocupar a todo el mundo. I would like to ask you about the Khashoggi murder. You said that it was not a matter for Turkey, but it was a matter for the rest of the world as well. During your deliberations with the world leaders, do you think all of the leaders were aware of the severity of the situation and that this matter was of a close concern to not only Turkey, but the entire world? Are there any developments vis-à-vis what needs to be done? Maalesef, I need to be very sincere in my remarks. Girmediğini söylemek herhalde haddi tecavüz değil. I think I can confidently say that it was not a part of the agenda to discuss the Khashoggi murder. Kanada Başbakanı during the leaders summit, only Prime Minister Trudeau of Canada
buna discussed this issue inanamadığım bir cevabı made an introduction oldu. And the Crown Prince made an unbelievable bunu tamamlamak bize düşerdi fakat Sayın Başkan da öğlen I was going to follow up his remarks, but as the second session was going to be inaugurated by the Argentinian president, we didn't have enough time to do that. But during my discussions with the leaders, I raised this topic to the extent possible. Our intelligence agency is conveying the relevant messages to the rest of the world about this murder. Amerikan and we will keep on doing that. Batı basını olsun. The Western media, including the U.S. media, they are quite closely monitoring the developments. And whatever the requests we might receive, our intelligence agency will honor them. And the relevant information will be conveyed duly to those asking for them. Thank you. Mr. President, Alan Fisher from Al Jazeera English. May I ask you, during your discussions with President Trump, did you raise with him his continued support for the Crown Prince, even though your intelligence agencies have provided his intelligence agencies with everything you have? You have a diplomatic dispute with Saudi Arabia at the moment. They have economic power. Did they prove that at the G20, economic power is more important? And could you elaborate on your comments when you said that the Crown Prince gave an unbelievable explanation when discussing the death of Jamal Khashoggi? Thank you. İnanılmaz şekilde dediğim konu şu. When I say unbelievable, I mean the following. Sabit olmadıktan sonra, he said that unless the crime is proven, Suudi Arabistan'ı suçlamak olmaz anlamına ifade blame kullandı. Saudi Arabia. That was tabii, the statement. Bu dediği hukuk dilinde onun bir geçerliliği var ama he said may be valid from a legal point of view. Bu suçun sabit olduğuna dair delilleri söylerken talked about all the evidence proving the crime actually. Nedir o? And yani his own officials said that kendi they admitted that this was a planned operation. Ve bunun üzerine de zaten başsavcılarını the chief public prosecutor gönderme arzusunu veliaht prens bizzat bana söyledi. Istanbul Crown Prince himself had asked me whether he could come and I said yes they could come and they met with our public prosecutor and the Turkish public prosecutor gave them all the documents available to us while they refused to share any documents and information that they may have. And this was how the process continued. And of course one important point here is that 22 individuals are currently detained in Saudi Arabia and five of those are being tried with capital punishment, they're saying. We will see the outcome. And in the near future we will gelecek ne bilgi varsa, belge varsa any kind of information or document which we may receive with them. We are ready to do so and we express this to them and to the whole world. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for your questions. Ve önümüzdeki and yıl, I hope to see Osaka'da, you all in Osaka tabii sizlerden gelenler next olursa, year. Sizlerle, maybe some of you will be there. If not, other members of the Turkish press and the Japanese press. Thank you very much and have a good night.